Hadi ben kaçtım, hoş geldiniz. İzleyeceğiniz için teşekkür ederim. Bu arada kanala abone olmayı unuttuysanız hatırlatmış olayım. Beğenilerinizi de alırsak daha çok insana ulaşırız. Şimdi ikinci haftayı geride bıraktık. İkinci hafta yani 1 ve 2'yi üst üste koyduğunuz zaman hani nasıl bir film izliyorsunuz, yani nasıl bir resim ortaya çıkıyor diye soracak olursanız, yani çok insanları tatmin edecek şahane bir futbol ortaya koyulmadı. Geçen hafta da söylemiştim. Şöyle bir maçları izledim cumartesi, pazar günleri. İşte bir Premier Lig var, bir diğer bizim liglerin maçları var. Çeşitli kanallara bölünmüş durumda tabii ki yayıncı kuruluşta. İster istemez elim Chelsea Tottenham maçına gitti. İster istemez diğer maçlara gitti. Dolayısıyla daha hızlı, daha keyifli ve daha izlenebilir bir şov var. Bunları hep tekrarlıyorsunuz siz ya falan diyebilirsiniz. Evet, tekrarlıyoruz bunlar. Ya bunları tekrarlamamızın sebebi aslında burada bir şey yapamıyoruz. Orada bunlar nasıl oluyor arkadaş demek. Yani her gün daha da ileriye doğru gidiyorlar. Biz olduğumuz yerde kalıyoruz ve çok küçük mutlulukları abartmayı seviyoruz. Neyse, çok fazla o tarafa girmeyeyim. Maçların cuma, cumartesi, pazar, pazartesi olmaması gerektiğine inanıyorum ve bunu dillendirmeye devam edeceğim. Ya 4 gün maç mı olur ya? Yani 4 gün maç mı olur? Cuma Trabzon, cumartesi Beşiktaş, pazar Galatasaray, pazartesi Fenerbahçe, çevir tersi. Bir süre sonra ilgisini kaybediyor izleyici de. Şu maçları 2 güne indirin. Bu federasyon radikal kararlar alıyor. Şu maçları 2 güne indirin. Hakikaten yayıncı kuruluş açısından geçmişte böyle bir bölünme vardı. Günlere dağıtıyordunuz maçları. Ama bu şifreli bir kanal. Sonuçta bu reklamla da korkunç paralar falan gelmiyor. Yani reklam pastasını kaybederiz 4'ünü ayırmazsak diye bir kaygının olduğunu zannetmiyorum. Rakamların o kadar büyük olduğunu zannetmiyorum. Piyasa futbolu çok fonlamıyor zaten. Yani cumartesi ve pazara bu maçları sıkıştıramaz mıyız? Daha oyuncuyu da konsantre edersiniz, izleyiciyi de konsantre edersiniz. Tribüne izleyici çekmek için yapılıyor diyorsanız, izleyici de gitmiyor. Saat 21.45'te Kasımpaşa'da maça giden insan sayısı çok fazla olmaz. Evet, pazartesi akşamı itibariyle belli doluluklar var. Ama o doluluğu iki katına çıkaramazsınız. Dolayısıyla bir anlamda oradan girmekte fayda var diye düşünüyorum. Haftaya bakacak olursak yine haftanın heyecanlandıran adamı son sahne alan adam. Yani az solist gibi çıktı, iki tane gol attı. Arda Güler. Cuma günü başladık Trabzonspor Hatay maçıyla. Sonra Beşiktaş'tı, Galatasaray'dı, Fenerbahçe'ydi derken son 3-5 dakika içerisinde oyuna 8-10 dakika önce giren Arda Güler'den Messivari bir resital izledik. Gerçekten öyle. Maç sonrasında özellikle Jorge Jesus'un onunla yaptığı konuşma herkesin merak ettiği bir konuşmaydı. Muhtemelen Arda yavaş yavaş geliyor. İsmail Kartal Hoca biraz zamana ihtiyacı var, gelişmeye ihtiyacı var demişti. Jesus da aynı şeyleri söyledi. Ama şunu görebiliyoruz. Bu çocuğun oynamaya ihtiyacı var. Bu çocuğun zaman almaya ihtiyacı var. Adamı izlerken gözlerinizin pası siliniyor. İzlerken heyecan duyuyorsunuz. Attığı golden sonra Kasımpaşa tribünleri bile alkışladı. Türkiye'de son yıllarda ilk defa büyük bir takımın oyuncusu olup da hemen hemen bütün taraftarlar tarafından sevilen başka bir oyuncu yok. En son hangisiydi hatırlamıyorum. Gözünün içi bakması lazım Fenerbahçe'nin bu çocuğa. Aslında Türkiye'nin gözünün içi bakması lazım. Attığı iki golde şık, kalite, akıl, yetenek gerektiren şeyler. Ve hepsi var. Fenerbahçe'yi analiz ederken sanıyorum yani 75-80 dakika 10 kişi oynayan, bütün hatları dağılmış, oyun konsantrasyonu hiç olmayan, ne için sahaya çıktıkları belli olmayan bir Kasımpaşa karşısındaki 6 golden ziyade Arda Güler üzerinden konuşmak lazım. Bir hazırlık maçı kıvamındaydı. Ya bunu söylerken Fenerbahçe'nin galibiyetini küçümsediğimi falan düşünmeyin. Öyle bir küçümseme olmaz. Sonuçta oyuncular bir emek veriyorlar orada. 6 tane gol attılar. En azından bu Avusturya-Wien maçı öncesinde bir hazırlıktı. Ligde ısınmak için bir hazırlıktı. Ümraniye maçı sonrasında kopan kıyameti hepimiz biliyoruz. Kıyamet koptu. Karamsarlık camianın üzerine çöktü. Ve Kasımpaşa maçının ardından da birdenbire bir cennet vaadi var ortaya. Bir hafta içerisinde bu kadar nasıl değişebiliyor insanoğlu? Bu değişimlere bir dur diyebilmek lazım. Gerçekten. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi kendi içindeki aslında bu bölünmeler, istemezlikler, parçalanmalar. Her şeye rağmen Fenerbahçe'nin bir forvet alacağını düşünüyorum. Her şeye rağmen Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu ve forvetsiz de aslında götürebileceğini, çünkü Valencia'nın bir 9 numara gibi oynadığını düşünüyorum. Attığı kafa golüne bakın. Klasik bir 9 numaranın atacağı gollerden sıra dışıydı. Oyundaki akıcılığa bakın. Zayt takımın her şeyi. Crespo aslında takımın her şeyi. Arda her şeyi. Her şeyi derken yani Zayt'siz olmaz, Crespo'suz olmaz falan demiyorum. Ama oyuncu bu adamlar. Yine dönüyoruz, geçen seneki formatta geliştirilen oyunculara bakıyoruz. Ben Jorge Jesus'u şu açıdan değerlendireceğim. Büyük bir kıyamet kopartarak, büyük bir çalışma yaparak getirildi Türkiye'ye. Sezon sonunda şampiyon olsun olmasın kimleri geliştirdiye bakacağım.
Yani eline aldığı oyuncuları biraz adım, birkaç adım öteye götürebildi mi? Ona bakacağım. Değerlendirme kriterimiz bu olsun. Belki daha da iyi başlayabilirlerdi. Ama Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus'u getirmek için harcadığı o mesainin yarısını forvet için harcamış olsaydı, arama, araştırma, tarama ve getirme ve hızlı getirme konusunda bugün Fenerbahçe muhtemelen herkesi oynadığı acayip futbolla konuşturuyor olabilirdi. Yine de 6 hafta süre olduğunu geçen hafta söyledim. 6 hafta süre verelim. 6 hafta sonra oturup konuşmaya başlayalım. Fenerbahçe 4 puan aldı. Ümraniye ile 3-3 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'yı 6-0 yendi. Kasımpaşa 2 haftada 10 gol yedi. Ligin dibinde son derece kötü bir başlangıç yaptılar. Beşiktaş üzerinden hikayeye bir dahil olmak istiyorum. 1. Weghorst gerçekten çok iyi bir santrfor. Son yıllarda gördüğümüz en santrfor gibi santrfor Weghorst. Arka direkten indirdiği top sonrasında golü Enkudu'ya attırıyor. Ve topu ağlara gider gitmez 70 yıllık Beşiktaşlı gibi seviniyor. Hani sevinen her futbolcu için o takıma bağlılıktan falan bahsedebilir miyiz? Hayır, bunun içinde bir hırs var. Bahsedebiliriz tabii ki. Yani oyuncu gelmiş, bağlamışsa kendisini o takımı tutmaya başlar. Sadece o vücut hareketlerine baktığınız zaman anlıyorsunuz. Weghorst çok değerli. Gezal'ın Abubakar'la yarattığı enerjinin bir benzeri Beşiktaş'ta Gezal Weghorst'la gelmek üzere. Üstüne üstlük sakatlanmazsa şayet Enkudu'nun oyunu da aynı şekilde bir Weghorst kaynağı olacak. İki kanadında oyunu harikaydı. Ha, burada da aynı değerlendirmeyi yapabilirim. Alanya Spor da çok iyi değildi. Aslında Anadolu takımlarına baktığınız zaman Adana Demirspor'u mesela bir kenara koyuyorum. Bu sene çok zayıflar. Çok kafaya oynamıyorlar. Çok diş gösteremiyorlar. Mesela Konya Spor'daki düşüş zeminle anlatılacak gibi değil. Öyle olunca bir kriter koyamıyoruz. Geçen hafta Kayseri Spor çok kötü takım, Beşiktaş 1-0 zor yendi. O da şansa yendi falan deniliyordu. Bu hafta başka bir Kayseri çıktı karşınıza. İstanbul Spor, Trabzon Spor'a karşı iyi direndi falan deniliyordu. Kayseri de kaybetti. Yani bir anlamda kim daha iyi, kim daha kötü bilemiyorsunuz. Yani fikstür biraz da sizi yardımcı olarak taşıyor. Hakem meselesi çok konuşuldu. Valencia'ya müdahale eden oyuncuya gösterilen kırmızı kartla Weghorst'a gösterilen sarı kart aslında standartla ilgili bir soru. Burada Mete Kalkava'nın tecrübesi, Mete Kalkava'nın belki de bir gün önce izlediği maçtan sonra kafasındaki yeşil ışık doğru karar vermesini sağladı. Evet, bir faul vardı. Weghorst'a hücum faul verildi. Hakem yönetimi çok kötüydü. Emrecan Uzunhan. Şimdi mesela ben bütün maçları izledikten sonra şunu gördüm. Sizin görüşünüzü de merak ediyorum. Lütfen altına yazın. Öyle hareketler var ki sarı kart olması gereken. Onlara sarı kart çıkmadı hafta içerisinde. Yani hafta boyunca. Ama Emrecan'a iki tane sarı kart çıktı. Standart yok. Yasin Kol çok uzaktan takip ediyor oyunu. Çok uzaktan takip ediyor. Enkudu kadar koşman lazım sevgili Yasin Kol. O zaman taraftar seninle ilgili ve senin mensup olduğun camia ile ilgili yazmaya çizmeye başlar. Ve başladı da aslında ilk iki haftada oyunda bir gelişme yok. Ama geliştiğimiz bir nokta var ki hakemler üzerindeki konuşmalar. Yani bir standarda ihtiyaç var. Bunun Beşiktaş lehine, Beşiktaş aleyhine, Fenerbahçe lehine, aleyhine olmuş olması önemli değil. Gerçekten önemli değil. Standart. Mete Kalkavan'la Yasin Kol'un standardı aynı mı? Arada bu kadar fark olur mu? Düşünsenize bir okul var. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1 bilmem ne. İki tane hoca geliyor. Birisi Mete Kalkavan, diğeri Yasin Kol. Çocuğunuzu Mete Kalkavan'ın okuluna vermek istersiniz. Maçınızı Mete Kalkavan yönetsin istersiniz. Bu kadar basit bu işler. Sanıyorum 8 Mart operasyonundan sonra hedefledikleri, 8 Mart operasyonunu organize edenler, evet altını çiziyorum, 8 Mart organizasyonunu veya operasyonunu organize ettiği söylenen kişiler Türk futbolunda bumerangın dönüp kendilerine geldiklerini fark etmişlerdir. Hakemlik meselesi bu ülkede standart olma mecburiyetinde. Hafta sonu maçlara bakın. 90+3'te, 94'te biten Avrupa maçları var. 90+8'ler, 90+9'lar var. Oyuncuların da iyi niyetiyle alakalı, hakemlerin de oyunu bitirme konusundaki acabalarıyla alakalı. İlk yarıda çıkan sarı kartlar çok dikkatimi çekti. İkinci yarıda o sarı kartlar çıkmadı. Sarı kartlık hareketlere sarı kartlar çıkmadı. Ben hakemlerin şunun lehine bunun lehine değil, yetenekleriyle değerlendirilmesini öneriyorum. Mesela Yasin Kol Beşiktaş'ı doğradı üzerinden değil de Yasin Kol bu maçları yönetebilecek gelişimi sağlayabilmiş mi üzerinden anlatılmalı. Böyle olduğu zaman tribüne de ekrana da kimseyi taşıyamıyorsunuz. Maalesef ki Beşiktaş iyi bir hakem performansıyla değil, başarısız bir hakem performansıyla istediğini alamadı. Ama o maalesefin altına bir çizgi çekeyim. Beşiktaş teknik direktörü Beşiktaş'ı
%15 ile 1.45 dakika oynatırsa Beşiktaş teknik direktörü değildir. Sergen Yalçın'ın geldiği günden itibaren Beşiktaş en çok topa sahip olan, topla en çok oynayan, rakip üzerine baskıyı mümkün mertebe fazlasıyla kuran bir takıma dönüşmüştü. Antalya Spor'a yenildikleri bir maç vardı Sergen Yalçın'ın ikinci haftasıydı sanıyorum. %80'lerin üzerinde bir topla oyma vardı. Pozisyon arayışı vardı. Ne oldu Alanya Spor karşısında? Niye oyunu okuyamıyor İsmail? İki kanat oyuncusunu çıkartıp orta sahada farklı dizilimler yaparak neyi hedefliyor olabilir? Bu kadar çaresiz oynatmaya hakkı var mı Beşiktaş'ın? Bence yok. Sanıyorum sizce de yok. Teknik direktör ciddi bir problem. Geçen hafta Jorge Jesus'un Ümraniye maçındaki hamleleri ve oyuncu tercihleri eleştirilmedi mi? Eleştirildi. Bu haftaki 3-3 de eleştirilmeyecek mi? Eleştirilecek. İki tane 3-3'lük maç var. Bir Ümraniye-Fenerbahçe, bir Alanya-Beşiktaş maçları. Teknik direktörleri masaya yatırırsınız, ameliyat edersiniz. Her türlü eleştiriyi de hak edirler iki maçta da. Hepsini hak ediyorlar. Ama Valerian İsmail, Beşiktaş tarihinin son yıllarda görmediği kadar pasif bir futbol oynattı. Her şeye rağmen, özellikle Weghorst'u tebrik ediyorum, gelip savunma yapmaya çalıştı. 80 küsür 20. dakikaya kadar Beşiktaş kapattı kalesini. İşte rakip takım çalıştı. Bazen bir adalet terazisi vardır. O terazi dengeler her şeyi. Sayson kalesine attığı mükemmel gol. Aslında biraz da Alanya'nın çalışmasının ürünü. Sonra gelen penaltı atılan gol. Belki 4 de gelecekti. Beşiktaş uyarıyı almış olabilir. Ama İsmail'in 6. hafta sonunda istifa etmesi veya gönderilmesi konusu da söz konusu olabilir. Eğer elinizde Weghorst varsa Weghorst'a göre bir takım kurarsınız. Eğer Weghorst yoksa o zaman nasıl biliyorsanız öyle yapın. Geçen sene Beşiktaş'ta takım vardı, forvet yoktu. Bu sene forvet var, teknik direktör yok. Acı ama gerçek. Geldiği günden bu yana henüz ortaya acayip bir şey koyabilmiş değil. Büyük bir karmaşa var, kafa karışıklığı var. Ve işler ne zaman ters gitse bütün takımlarımızda hemen transfer söz konusu oluyor. Galatasaray'a bakalım. Maç biter bitmez ki Giresunspor'a 1-0 kaybettiler. Ki ligin çok da güçlü takımlarından biri değil diye altı çizilen takım. Hemen soyunma odasına gidildi. Dursun Özbek oradaydı. Hocayla görüştü. Sosyal medya yazmaya başladı. İşte gidecek, böyle olur mu? Okan Buruk şöyle, Okan Buruk böyle. Fatih Terim gelir gelsin. Fırça attı. Önlem aldı. Erden Timur yeni bir transfer harekatı başlattı. Ya transferle lig beraber kol kola gidiyor. Transfer kapandıktan sonraki lige bakmak lazım biraz. Oyuncularla ilgili bir şey söylemeyeyim. Torreira çok yetenekli bir oyuncu. Ben futbolcuyum diye bağırıyor zaten. Hani bunu benim söylememe gerek yok. Yıllardan beri zamana ihtiyacı var. Mertens 10 numara mı kanat mı karışık bir oyun oynadı. Çabaladılar mı çabaladılar. Ama Kerem Aktürkoğlu'nun bu kadar kötü olmaya hakkı var mı? Hocadan bahsettim az önce Jesus'la İsmail'le alakalı. Okan Hoca için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yunus iyi, Kerem kötüyken Yunus'u oyundan aldığınız zaman otomatik olarak oradaki 50 bin kişinin kafası karışıyor. Ekran karşısındakilerin kafası karışıyor. Ne olacak diye. Ama bir önceki maçta yapılan iki değişiklik gerçekten kritik olduğu ve doğru hamleler olduğu için hocanın kredisi cebinde. Onun kredisine herhangi bir halel getirecek cümle kuramayız zaten. Evet, Galatasaray bana kalırsa toparlanabilecek kalibrede bir takım. Her türlü eleştiriye rağmen savunmaya ihtiyaç mutlaka var. Savunması zayıf. Yani Abdülkerim Bardakçı'nın hatasıyla Emrecan Uzunan'ın yaptığı hatalar savunmanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Geçen hafta Fenerbahçe savunmasının yaptığı hatalar, savunma hataları inanılmaz. Türkiye'de savunmacı kalmamış. Takımlar sürekli olarak agresif oynamak istemişler. Ön tarafı doldurmuşlar. Ön taraftaki yaratıcılık da ölmüş durumda. Biraz genel bakmak istedim açıkçası bugün. Çok da böyle spesifik olarak pozisyonları ayıklamak anlamında bakmak istemedim. Sergio Oliveira için mesela yapılan eleştiriler var. Bu eleştirilere de katılmak mümkün değil. Birdenbire geldiğiniz yere alışamazsınız. Gerçekten çok iyi futbolcular var Türkiye'ye getirilmiş. Beşiktaş'ta da, Fenerbahçe'de de, Galatasaray'da da. Ama onların teknik direktörle yoğrulması gerekiyor. Ve bir şekilde alışmaları gerekiyor. Sistemin içerisinde yükselmeleri gerekiyor. O yüzden diyorum ki 6 hafta zaman verin. Ama eleştiri için de bıçaklar kınından çıktı. Şimdi bu sene takımlarla alakalı çok enteresan bir durum daha var. Daha doğrusu Türk futboluyla alakalı. Hakemler en ufak bir itiraza sarı kartı çekiyorlar. Cenk geçen hafta hatırlarsınız. Bu hafta birçok örnek vardı. Yani belli ki Merkez Hakem Kurulu hakem seminerinde, sezon başında hakemlere özellikle saha içerisinde hakemin otoritesini küçük düşürecek, sınırlayacak futbolcu davranışlarına karşı sarı kartlarınızı özgürce kullanabilirsiniz talimatı vermiş. Bilmiyorum, araştırmadım. Görünen o. Çünkü ağız birliği yaparak aynı şekilde davranamazlar. Umarım uzun vadede futbolcuların sahada
hakemlerin otoritesini yok ederek tribünleri galeyana getirecek bu davranışlardan vazgeçmeleri gerekir. Takımların başkanları, teknik direktörleri, teknik kadroları futbolculara bir dakika beyler bu sene papuç pahalı. Sakın hakeme karşı artistlik yapmayın demeliler. Böyle bir birim oluşturulmalı. Eğer böyle bir birim oluşturulmadıysa, böyle bir şey var da bilmiyorlarsa onların ayıbı zaten. Hakemlerin yeni sezonla ilgili nasıl bir uygulama yapacaklarını kulüpler istihbarati bir şekilde öğrenmek mecburiyetindeler. Kartlar çok ağır. Alanyaspor Beşiktaş maçındaki kart, Kasımpaşa maçındaki kart. Biri doğrudur, biri yanlışlarında değilim. Kartlar takımlar için pahalı işler. Kartı gördükten sonra toparlayamıyorsunuz, geri dönüş sağlayamıyorsunuz ve işler ters gidiyor. Dolayısıyla bu sene hakemler otoriteyi ele geçirecekler. Otoriteyi ele geçirsinler. Yerde yatanları da aynı şekilde. Bu kadar uzun yatmalar olmaz. Artı VAR kontrollerine de bu kadar dakikalarca bakılmaz. Biraz hızlandırın şu oyunu, izleyici kalmayacak. Trabzonspor'u çok tebrik ediyorum. Birisi girip çözüyor problemi. Yani işler kötü gitse de giriyor birisi çözüyor. Hamsik bazlı. Merkezli, Bakasetas merkezli değil artık. Birçok oyuncu skor katkısı sağlayabilecek şekilde ilerliyor. Yani Trabzonspor'un sağ beki de, sol beki de, stoperi de, orta sahası da, sol kanadı da, forvet de hepsi de gol atar. Ve kalede Uğurcan gibi bir fenomen varsa Türkiye Ligi'nde de ikinci şampiyonluğa doğru gitmeleri konusunda hiç kimse şüphe etmesin. İki haftada gördüğüm bu. Avrupa maçları, elde edecekleri Avrupa sonuçları ne kadar hızlarını keser bilemiyorum. İlginç olan Konyaspor'un büyük düşüşüdür. Başakşehir'in bu yarışın içerisine katılma ihtimali olduğunu da aynı şekilde altını çizerek söyleyebilirim. Bir de Topal Lig'den hoşlanmıyorum. Yani bir hafta biri oynamıyor, öteki hafta öteki oynamıyor. Bir araya 15 gün giriyor. Ne olduğunu bilemiyorsunuz. İyi kıyaslama yapma şansı bulamıyorsunuz. Biraz garip oluyor. Hadi ben kaçtığımı noktalıyorum. Üzerinde konuşulacak çok konu var. Bana kalırsa haftanın yıldızı Arda Güler'dir kısa süre forma alarak. Geleceğin büyük isimlerinden birisi olarak onu yine yabancı maçları yayınlayan kanallarda izlemeye hazır olmak lazım. Gerçekten pür yetenek. Gerçekten pür yetenek. Valerian İsmail ile alakalı da şunu söylemem lazım. Böyle yetenekler mutlaka vardır. Berkay'ı oyuna sürmesi çok doğru. Kartal Kayra'yı bir önceki hafta oynatıp bu sefer oynatmamasısa ne kadar doğru? Bilmiyorum. Bazen genç oyuncuları oynatma konusunda cesur gibi davranıyorsunuz ama orada da standart olmuyor. Türk futbolunun temel sorunu standart galiba. Hadi ben kaçtığımı takip edip abone olursanız kanala teşekkür ederiz. Beğenirseniz ve yorumlarınızı iletirseniz de çok mutlu olurum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.